Sergio Productions. Şu anda dünyanın en büyük kapalı tema parkı olarak bilinen Warner Bros. Abu Dhabi'nin önündeyim. Temmuz 2018'de açılmış dünyanın en büyük kapalı tema parkı olarak biliniyor. 1 milyar dolara mal olmuş. Birazdan burayı ziyaret edeceğim ve sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Hadi hep beraber gezelim. Warner Bros'unuzu internetten online alabiliyorsunuz. Kapıda da alabiliyorsunuz. Online alırsanız belli bir indirim var. Aldıktan sonra biletiniz size karekodlu bir şekilde paylaşılıyor. Hemen girişte turnstile'lar var. Barkodunuzu okuyorsunuz. İçeri giriş yapıyorsunuz. Burada 4 tane park var. İsterseniz parkları birbiriyle kombine edebiliyorsunuz. Bence çok mantıklı bir seçenek bu. Mesela 2 park, 3 park, 4 park şeklinde yapabiliyorsunuz. Bunları ayrı ayrı alırsanız ciddi rakam. En azından iki parkı birleştirmek bana oldukça mantıklı geldi. Bunların web sitesine girdiğiniz zaman detaylarını ve opsiyonlarını zaten görüyor olursunuz. Parka girdiğinizde hemen sol tarafta müşteri ilişkileri var. Bagajınızı bırakmak isterseniz bir locker servisi var. Bu ücretli. Şurada hemen bir guest servisi var. Park rehberini buradan alabiliyorsunuz. Şuradan ben de bir tane alacağım. Az önce Fast and Furious'a bindim. Ya gerçekten nasıl, ilk başta çok basit gibi görünüyor ama çok sertti. Çok kısa sürüyor, 30-40 saniye kadar. Ancak çok sert. Hala bir fena durum değil.
Az önce River Adventure'a bindim. Çok kısa bir tur. Bugün pazar, oldukça kalabalık. İçeride Flintstone, Yedinler, Taşlı Yedinler çok karakteri var. Bunların arasından geçtikten sonra tanımlıyorsunuz. Serbest bir düşüş oluyor. Orada etkileyici ama kısa sürüyor. Bedrock restoran var burada. Fiyatları 48-70'e kadar gidiyor. Az önce gösterdim size. Tabii buradaki rakamlar dışarıya göre bir miktar daha yüksek. Ancak birim olarak baktığınız zaman 50 dirhem ortalaması. Şurada meşhur Jetsonlar var. Bizim çocukluk çağımızın önemli karakterleri. Burası tabii daha çok çocuklara yönelik bir yer. Jetson için söylüyorum. Büyükler için de birçok atraksiyon var. İçeride bu şekilde görebileceğiniz üzere birçok alışveriş noktası var. Fiyatlar haliyle yüksek. Özellikle bizim gibi Türk gezginler için epey bir yüksek. Mesela bu tişörtün fiyatı 125 dirham. Burası Scooby-Doo Gizemler Müzesi. Çocukluğun. Az önce Scooby-Doo'ya bindim. Scooby-Doo tam çocuklar için. Küçük çocuğunuz varsa onun için oldukça uygun bir atraksiyon. Ancak yetişkinler için biraz hafif kalıyor.
Wake up! Wake up! Evet, şimdi az önce Batman'e bindim. Batman'de havada uçuyorsunuz. 3 boyutlu bir ortam var. Bir görev var helikopterle ilgili. Helikopter kazasının olduğu yere gidiyorsunuz. Onunla beraber, Batman'la beraber Joker'in peşinde dolanıyorsunuz. Sürekli olarak dönüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Çantalarınızı, sırt çantanızı, bel çantanızı, bunların hepsini çıkarttırıyorlar. Kenarda bununla ilgili bir yer var. Oraya koyuyorsunuz. Güzel, başarılı. Atraksiyonun önünde bu şekilde bekleme zamanları var. Burada General Admission dediği standart biletli olanlar için. Mesela burada
Bu Scarecrow için 5 dakika bekleme süremiz. Aynı zamanda Fresh Pass diye bir şey var. Bunun için ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Bunun girişi ayrı oluyor. Hiç sıra beklemeden hızlı bir şekilde binmek istediğiniz şeye biniyorsunuz. Kapitalist dünyada kural değişmiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Dondurma reyonu, bir dondurmanın topu 20 dirhem. 1 dirhem şu anda aşağı yukarı 6,5 TL civarında. Varın halimizi siz düşünün. Az önce Superman 360'tan çıktım. Full 360 derece deneyimi, 3 boyutlu gözlük takıyorsunuz. Bir hikaye var içeride, anlatmayayım, çok fazla spoiler vermeyeyim. Superman'de dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü bir karakter var. Aslında platform çok iyi, topluca içeriye alıyorlar. Yalnız 3 boyutlu gözlük ve görme ile ilgili zaman zaman problem var. Çift görüntü meydana geliyor. Bu zaman zaman düzeliyor, zaman zaman bozuluyor. O çok hoşuma gitmedi. Ancak deneyim güzel, fena değil. Buraya geldiğiniz zaman Superman 360'ı atlamamaya bakın.
Mayıs. Name of Phineas. Phineas. Abu Dhabi. Yeah. Abu Dhabi. You? Phineas. You Phineas? Yes, Phineas. This Phineas. Guy, this chama, he want to like very much. Very much. This. Yalla, مشينا اصحابو عليه. Abu Dhabi'nin önünde Michelin 2023 yıldızlı restoranlar var. Burada lüksün, paranın herhangi bir sınırı yok. Sonsuza kadar para harcayabilirsiniz burada. Dünyanın en iyi markalarını burada görebiliyorsunuz. Burası Yas Mall. Yaz alışveriş merkezi. Karşıda Victoria's Secret var. Dünyaca ünlü bir marka. Debenhams. Ne arıyorsanız burada bulmanız mümkün. Yas Mall'da bir Apple Store. Yas Mall oldukça büyük bir AVM. Buranın bir food court'u var. Şimdi oraya geldim. Meşhur Amerikan Burger markası Shake Shake'i görebiliyorsunuz burada. Burger King ve McDonald's her yerde. Şu anda Burger King'in önündeyim. Buradaki fiyatları size söylemeye çalışayım. Mesela Hooper'ın menü fiyatı, yanında patates ve kolası var, 27 dirhem. Mesela Chicken Royal var, gene kola var yanında, 29 dirhem. Chicken Big King 25 dirhem, gene menü şeklinde görünüyor. 28'e var. Fiyatlar böyle. Burada fiyatlar daha makul. Bu gördüğünüz şavarma bizdeki dönerin Arap versiyonu. Burada şavarma deniliyor burada. Mesela burada bir combo olanı var. Bir sandviç, yanında patates kızartması.
ve sodası ile beraber. Tavuk olursa 25, dana olursa 27. Bunun menüsünü size göstermeye çalışacağım. Burada bir de manakiş denilen bir şey var. Bu aslında bir Lübnan yemeği. Bizdeki lahmacunun değişik varyasyonları. Mesela cheese manakiş, peyniri lahmacun gibi düşünün. Fiyatı 11 dirhem. İşte bunun içine hindi karıştırırsanız 15 oluyor. Zaatar diye bir şey var burada. Zaatar bir baharat. Onunla beraber yapılan yine bir manakiş var. Manakişi lahmacun gibi düşünebilirsiniz. Fiyatlar böyle. Mesela burada Alman döner fiyatlar. McDonald's'ta mesela Big Mac gene menü 26 dirhem. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de ucuz bir şeyler bulmanın, ucuz yemek yemenin yollarından bir tanesi. Burada önemli bir ipucu vereceğim. Carrefour. Carrefour'da yemek reyonları var. Buradaki fiyatlar Dubai'de, Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aslında bulabileceğiniz en düşüğe yakın rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Burada çok büyük Carrefour'lar var. Şimdi onlardan bir tanesinin önündeyim. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Az önce iPhone 14 Pro Max 256 GB'ın fiyatına baktım. Carrefour fiyatının 5000 dirhem. Onu da fiyatını vermiş olayım. 2 litrelik Pepsi 5 dirhem. 2,5 olanları 8. 500 mililitre 3,50 dirhem. Fiyatlar böyle. Carrefour'un yemek standını görüyorsunuz. Bu büyük marketlerin tamamında var. Birçok yemek çeşidi var. Oldukça uygun fiyatlara buradan yemek temin edebilirsiniz. Air fryer 500 dirhem. Aşağı yukarı 3000-3500 TL falan yapıyor. 65 inç LG televizyon 2499 dirhem. Aşağı yukarı bu da 17 bin lira civarında falan. Sony'nin var 2599, 65. Thank you.